Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3 4 5 yayınlarının hazırladığı 12'li TYT Matematik denemelerinden deneme 10'un çözümünü yapacağız. Daha doğrusu geometrik çözümlerini yapacağız. E o zaman ne duruyoruz? 31. soruyla başlayalım. 31. soru. Aşağıda bir yöredeki güneşin doğduğu andan battığı ana kadar çizilmiş olduğu yarım çember yayı gösterilmiştir. Güneş saat 9'da A'da doğup saat 18'de B'de batmaktadır. Şekilde 2000 arasındaki O noktası Güneşi saat 11'de K noktasından saat 14'te L noktasına kadar süre zarfında doğrudan almaktadır. Evet 11 ile 14 arasında hep güneşi ışınlarını alıyormuş. O noktası AB'nin orta noktası olduğuna göre. Bu yarım çember yayıydı arkadaşlar. O da tam orta noktası olduğuna göre çemberin merkezidir arkadaşlar. Saat 9 ile 11 arasında kaç saat var? 2 saat var. 11 ile 14 arasında kaç saat var arkadaşlar? 3 saat var. 14 ile 18 arasında kaç saat var? 4 saat var. E o zaman arkadaşlar 2 saatte güneş buraya geldiyse buradan buraya 2K yol gittiyse yani 2 alfa derecelik buradan buraya 3K yol gittiyse yani 3 alfa derecelik buradan buraya yol gittiyse de açıya dönüştürecek olursak ee, 4 yani 4K yol gittiyse 4 alfa derecelik bir yay uzunlukları mı olacak arkadaşlar burada? Evet yani ee, şu sayılarla ne olmak zorunda? Doğru orantılı olmak zorunda. E hocam bu yarım çember yayı olduğuna göre toplamda 9 alfa neye eşit olmak zorunda? 180'e. E buradan alfayı da kaç buluruz o zaman? 20 buluruz. Alfa 20 ise bizden ne isteniliyor? 3 alfa isteniliyor. Yani burası 60 yaptı. Merkez açıdan dolayı burada açımızda 60 derece oldu sevgili gençler. Yani 31. soru balık kesir çıktı. Geldik 32. soruya. Birbirine dik olarak monte edilen 5 metre ve 3 kök 3 metre uzunluğundaki İki direkten oluşan şekil birdeki trafik yön tabelasının LM direği yol zeminine dik olarak konumlandırılmıştır. Şöyle dik olarak konumlandırılmış arkadaşlar öncelikle. Burası 3 kök 3 burası da 5. Sonra devrilmiş herhalde. Evet. Yol zeminine zemindeki yumuşama nedeniyle trafik yön tabelası ok yönünde 30 derece eğilerek Hocam 30 derece eğilmiş. Burası 30 mu? Değil. Dikkat et. Önceden bizim direğimiz böyleydi. Sonra ne oldu? Hop böyle eğildi. Buradaki eğilmesi arkadaşlar. şurası 3 kök 3 olarak yazayım. Bu arada 3 kök 3. Buradaki eğilmesi 30 derece, o zaman buraya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. E burası dik olarak değil miydi arkadaşlar? Birbirine dik olarak monte edilmişti. Burası 90 derece. Sonra buradaki k noktasının zemine olan uzaklığı kaç metre olur diye soruluyor. arkadaşlar bize hadi bakalım şimdi ne şey işlemi yapalım. Hocam burada bir dik üçgen oluştursak şöyle hayır. Ne yapıyorsun olmaz? 60 parçalanmaz hocam. E o zaman ne yapacağız? Böyle 60 90 sa bak burası da 90. Hatta şu açıyı yazacak olursak şu ikisinin toplamı 180 bu ikisinin toplamı da 180. Buraya da 120 kaldı. 120 de parçalanmaz arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Bir dörtgende bütün açılar böyle özel bir açıysa o açıları parçalamıyorduk. Ne yapıyorduk? Üçgene doğru tamamlıyorduk. İster yukarı doğru tamamla istersen aşağı doğru tamamla hiç fark etmez. Ben yukarı doğru tamamlayayım arkadaşlar. Yukarı doğru tamamladıktan sonra ne çıktı? Şöyle bir üçgen. 90-60 burası 30 oldu. E, 30-90 burası da 60 oldu arkadaşlar. E, 30'u karşısı 5 ise 60'ı karşısı nedir arkadaşım? 5 köküştür. Şimdi e, 90'ın karşısı kaç yapar? 10 yapar. E arkadaşlar burada da büyük üçgende de şöyle bakacak olursak 90'ın karşısı 5 kök 3 artı 3 kök 3'ten 8 kök 3. 30'un karşısı kaç olur? Yarısı olur. Yani 4 kök 3 olur. E 30'dan 60'a geçişte kök 3 katı. 4 kök 3'ün kök 3 katı da kaç yapacaktır? 12 yapacaktır. Tamamı 12 olduğundan burada 10 olduğundan buraya da kaç kalır? 2 kalır. O zaman cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 32. soruda cevap denizli oldu. Geldik 33. soruya. Baha ikizkenar kenar üçgen şeklindeki kağıdı tabanı üzerindeki. Bakın bu bir ikizkenar üçgenmiş. Önce verilen bilgileri şöyle bir yazayım. Evet. Üçgen şeklindeki kağıdı tabanı üzerindeki E noktasından tabana dik konumda kesmeye başlayarak iki parçaya ayırıyor bu parçaları şekildeki gibi birleştirdiğinde BED E, D üstü noktaları doğrusal oluyormuş. Arkadaşlar ben bunu böyle kesmişim. E, C uzunluğu bakın EC üstüne eşit değil mi? Evet. Yani şurası beşgen. Şuradaki uzunlukta kaç olacak? 5. Hocam bu D, E uzunluğu bak DE E uzunluğu 7, 5 daha 12. E, 5, 12, 13. Hocam dik üçgenimiz 5, 12, 13. E, burası 5 ise burası 12'dir. Burası da nedir? 13'tür. Şu uzunluğu toplamda 27 demiş. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 15 kaldı. E hocam B, E, B'nin uzunluğunu 15 buldum. Burası da 15. E şimdi dikkat et. Burası 15. Bu bir ikizkenar kende Tabanda mevcutsa insan olan ne yapar? Yüksekliği çizer. Yüksekliği çizdin. Hocam tabanı iki eşit parçaya ayıracak o zaman. 20 ise iki eşit parçaya ayıracak. 11'im 11'im olacak. Buraya 5 kaldı. Aa burada. 5'e 5. Bu da zemine dikti. Paralel mi oldu arkadaşlar bunlar? Her ikisi de aynı doğruya dik olduğundan. Evet. E bunlar da 5'e 5 olduğundan eşit olduğundan orta taban çıktı. E, dolayısıyla 12 ise burası 24 diyebiliriz. Ya da orta tabandan dolayı 13 ise burası 13 diyebiliriz. Bizden eşit kenarlardan birinin uzunluğu isteniyor. Yani şu uzunluk isteniyor. 13, 13 daha kaç yaptı? Cevabımız o zaman 26 yaptı. İsterseniz 10, 24'ten dolayı Pisagor bağıntısından da tabii ki yan tarafı bulabilirsiniz. Ama direkt orta tabandan çıktı zaten. Burası 13 toplamda 26 oldu. 33. soru böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 34'e. Aşağıdaki dikdörtgen biçimindeki içi boş çerçeveler gösterilmiştir. Hmm. Bu çerçevelerden 4 tanesi birbirine bağlı durumdayken bir tanesi serbest. Buna göre serbest olan çerçevenin rengi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Bir yerden tanıdık geliyor. Sanki doğrularla ilgili yapmışlardı bunu arkadaşlar. Burada da dikdörtgenle ilgili sorulmuş. Çok güzel bir soru. Arkadaşlar maviye bakalım. Bak maviyi tekrar edelim. Bak mavi burada. Hocam morun üstünden geçmiş. Burada da morun üstünden geçmiş. Ama bak yeşilin altından geçmiş. Burada yeşilin üstünden geçmiş. Gördünüz mü şurayı? Bak burada yeşilin üstünden burada yeşilin altından. Yani yeşille mor, yeşille mavi ne oldu arkadaşlar? Birbiriyle iç içe olmuş oldu aynı şekilde. Yeşil bak mavinin altında, yeşil bak mavinin üstünde. Yeşille ben direkt o zaman şeyi elemiş oldum. Yeşille maviyi elemiş oldum. Şunları elin. Sonra griye bakayım. Hocam griye. Bak griye bak şimdi. Gri şöyle morun üstünden geçmiş. Hocam burada da morun altından geçmiş. Görüyor musunuz buraları? Morun üstünden geçmiş morun altından. Demek ki morla gri de iç içe oldu. Morla gri de iç içe oldu. O zaman cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Güzel bir soru. Bak kırmızıya bak. Hem mavinin altında hem morun altında hem de yeşilin altında. Bak şurada. Burada da mavinin altında morun altında yeşilin altında. Birbirinden bağımsız. Bak burada da yeşilin altında burada da yeşilin altında. Yani en altta pardon burada yeşilin üstünde ama fark etmez. Şunu şöyle çektiğiniz zaman arkadaşlar bakın şunu şöyle çektiğiniz zaman iç içe girmemiş oluyor arkadaşlar. Burada yeşilin altında burada yeşilin üstünde hani şöyle çapraz girmiş gibi bir şey olmuş arkadaşlar orada. Çektiğin zaman o şey çıkacaktır. Serbest olan çerçevenin rengi aşağıdakilerden hangisidir? O da kırmızı renklidir arkadaşlar. O zaman 34. soru güzel bir soru. Ceyhan çıktı. Geldik 35. soruya. Zemine dik doğrultudaki kalınlığı önemsiz direklerden birine A noktasında bağlı tabanı zemine paralel ve bir ayrıtı altı kök birim olan uzunlukta olan dikdörtgenler prizması biçimindeki çöp kovasının bir köşesi B konumundadır. Evet B konumundaymış. A noktasında bulunduğu yüzeyin ağırlık merkezi olmak üzere. A noktası bulunduğu yüzeyin ağırlık merkezi arkadaşlar. Ağırlık merkezi neydi? Hemen onu çizelim. Köşegenlerin kesim noktasıydı arkadaşlar. Bu da böyle olsa bu da köşegenlerin kesim noktası olacaktır arkadaşlar. Şu şekilde. Peki. Ondan sonra A noktası etrafında ok yönünde döndüründe 60 derece döndüründe diğer köşesi B konumuna geliyor. Arkadaşlar şu köşe böyle döndürüldüğü zaman B konumuna gelmiş. Bakın şuraya gelmiş. B'nin konumuna gelmiş. He. Sen şimdi A köşesi etrafında döndürdüğün zaman buradaki çizgi hop buraya gelmiş. Bu döndürme kaç derece döndürme diyor. B'ye geldiği için şuraya gelecek ya arkadaşlar burası. Burası 60 derece olmak zorunda o zaman arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Dikkat edin. Burada A noktası etrafında döndürülüyor. Hop B'nin olduğu konuma geliyor. Buraya geldi. Önceden de buradaydı. E dönüş açısı 60 derece olduğundan burası 60 derece. E arkadaşlar dik dörtgende şunlar, 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 şunlar birbirine eşit değil miydi? Evet. Bak ikizkenar kenar çıktı. Tepe açısı da 60. Taban açıları da 60'ar derece oldu. Hocam burası 6 köküç. Yani burası da 6 köküç. Yani burası da 6 köküç. E o zaman 6 kök ise burası da 6 köküç. Çift çizgi dediğimiz 6 köküç oldu. Çünkü eşkenar üçgen arkadaşlar burası. 6 kök 3 burası da 6 kök 3 oldu. Bizden ne ediniyor? Buna göre çöp kovasının direğe bağlı olduğu ön yüzeyin alanı. Şu yüzeyin alanı isteniyor arkadaşlar bizden. E ee, arkadaşlar burası 60 burası 30 derece oldu. Şu x kenarlıktan burası da 30 oldu. Büyük üçgen 30 60 90 üçgen yaptı. 30'u karşı 6 kök 60'ı karşı kök 3 katından dolayı 18'dir. Ve bizden şu dikdörtgenin alanı yani 6 kök 3 ile 18'in çarpımı isteniyor. O da 108 kök 3 yapar sevgili gençler. Yani cevabımız böylelikle denizli yaptı. Kaçıncı soru? 35. sorunun cevabı denizli oldu. Geldik 36. soruya. Deniz bir kenar uzunluğu 4 santimetre olan 4 özdeş dikdörtgen. Valla şurası da 4 birim olarak verilmiş. Ne yapalım? Şu kısa kenara A diyelim. Şuradaki kenara da 4 eksi A yazmaktansa isterseniz bir B diyeyim arkadaşlar. Ben neyi biliyorum? A artı B'nin 4 olduğunu biliyorum. Eyvallah. Hocam kısa kenar dik, özdeş dikdörtgen ya. Kısa kenarları A iken hocam burası A. Uzun kenarları da A artı B mi oldu? Evet özdeş dikdörtgenlerde bunları yazmayı ihmal etmeyin. Hocam burası da uzun kenar. Burası da A artı B oldu. A burada bir dik üçgen çıktı. Buradaki dik üçgene bakacak olursak gençler. Şu dik üçgene bakacak olursak. Hadi bakalım bakalım. Burada ne oldu arkadaşlar? 2A artı B değil mi burası? Evet 2A artı B. Burası B burası da A artı B. Yani 2A artı B'nin karesi eşittir. İnşallah bir şey çıkar buradan. A artı B'nin karesi artı B kare. Genelde böyle şeyler 3, 4, 5 üçgen oluyor ama bakalım. Karesini aldığımız an 4A kare artı birinci ile ikinci çarpımın 2 iki katı 4AB artı ikinci karesi B kare eşittir. A kare artı 2AB artı B kare artı bir de AB kare var burada. Şimdi B karelerden birer tanesi gitti mi? Gitti. A kareyi öbür tarafa hallettim. Attım. 3 A kare oldu. Hocam 2 AB'yi bu tarafa atayım. Ee, o da 2 AB oldu. 4 AB'den 2 AB çıkınca. Şunlar da halloldu. B kare kaldı burada. Öbür tarafa attım. Eksi B kare oldu. Eşittir sıfır oldu. Çarpanları ayırayım bakayım. 3 A'ya A. B'ye b', ye b ye dersem. Hocam çapraz çarpımların toplamları artı 2 AB yapacak. O zaman buraya eksi. Buraya artı dersem. Çapraz çarpımların toplamı 3 AB eksi AB. 2 AB yaptım. Yaptı. Dolayısıyla ne olacak bu? 3A eksi B çarpı A artı B eşittir 0 yapacak. Buradan ya 3A eksi B eşit 0 olacak ya da buradan A artı B eşit 0 yapacak. Yani buradan ya 3A eşittir B gelecek ya da A eşittir eksi B gelecek. Uzunluk birbirinin negatifi olamayacağı için A ile B'ler uzunluk. B 3A eşit oldu. Evet B yerine 3A yazacak olursak gençler. A 4A eşittir 4 se A'yı da 1 buluruz. Demek ki A dediğimiz 1. B dediğimizde kaç yaptı arkadaşlar? B de 3 A'ya eşitti. 1 ise B de 3'e eşit oldu. Evet. 3 1 daha. Burası 4 yaptı. Gerçekten de şey çıktı arkadaşlar. B dediğimiz 3 A'dı. A da 1 olduğuna göre B de 3 oldu. 3 4 5 üçgeni oldu arkadaşlar. O zaman kısa kenar 1. Uzun kenar 4 mu oldu arkadaşlar? Evet. Uzun kenar 4. Kısa kenar 1 birim oldu. Şimdi ben bunu bulmak zorundayım arkadaşlar. E burada Karşınızda ne var arkadaşlar? Bir dik yamuk yok mu şurada? Şurada bir dik yamuk var. E dik yamukta insan olan ne yapar? Hocam dik dörtgen ve üçgen oluşturur. E ne duruyorsun? Hemen oluştur o zaman. Hop şunu şöyle çizecek olursak. Çizemedim. Çizecek olursak şöyle. Hop dik yamuğu oluşturacak olursak. Hocam dik yamuğu oluşturduk. Eyvallah. Bakın burada ne çıktı? Birse burası da bir. Şuradaki x'i bulursam olay bittim arkadaşlar. Bitti. 90'lar vada uçuşuyor mu? Uçuşuyor. Dal alfabeti ya ne duruyorsun? Beta 90 alfa. Burası da beta oldu. E şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hocam e, beta'nın karşısı x bölü. Beta'nın karşısı 4 eşittir. 90'ın karşısı 4 bölü. 90'ın karşısı 5. O zaman buradan x 16 bölü 5 geldi. 2 ile genişletsek 32 bölü 10 geldi. Yani 3,2 eşit oldu. Hocam burası 3,2 ise 3,2 ile 1'in toplamı da şu uzunluk yapacağından cevabımız 4,2 oldu arkadaşlar. Yani 36. sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu. Geldik 37. soruya. A en sevdiğin yapılar. A bunlarla ilgili ben de sorular yazdım. Kare oluşturdum, şey oluşturdum da A oluşturma aklıma gelmedi. Çok güzel bir şekil oluşmuş arkadaşlar. <laughs> Büyük ihtimal çok güzel bir sorudur. Hadi bakalım. Evet. Alt tabana A, üst tabana B olan yamuğun alanı A artı B çarpı yükseklik böyle 2 şeklinde hesaplar. Tamam bunu biliyoruz ya da vermişler. Özdeş 12 tane. İkiz kenar yamuk biçimindeki boyalı şeklinde alt tanesiyle şekil 1'deki O harfi alt tanesiyle şekil 2'deki A harfi yapılmış. Buna bu durumda şekil 2'deki 8 birim uzunluk elde edildiğine göre şekil 1'deki boyalı bölgelerin alanı toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Özdeş 12 tane. Özdeş yamuklar var arkadaşlar burada. Bu yamuğu şurada işleyelim isterseniz. Beraber şöyle bir şekli çizelim. Özdeş yamuklarımız bunlar olsun. Hatta özdeş ikiz kenar yamuklar. Hocam özdeş ikizkenar yamuklar olduğu için şu taban açılarına ben alfa alfa diyecek olursam ikizkenar yamuk olduğundan dolayı arkadaşlar e burası da alfa alfa olacak e bu düzgün altıgen oluşturulmuş e o zaman burası 120 derece olacağından 2 alfa 120 ise o zaman açımız alfamız kaç yaptı 60 derece yaptı evet burası 60 derece burası da 60 derece oldu mu arkadaşlar oldu hatta burası da 120 derece olur peki eyvallah e o zaman burada kenar yamuk var elimizde his kenar yamukta ne yapıyorduk hop şu dikmeleri çiziyorduk değil mi şu dikmeleri çizelim bakalım. Dikmeleri çizdiğimizde bir 30 60 90 üçgen çıktı mı çıktı. E 90'ın karşısına ben 2A dersem 30'un karşısı A olur. E burası da 2A ise yine aynı şekilde burası da A olur mu arkadaşlar? Oldu. Şuralara BB diyeyim mi? Demeyeyim. Genelde bu yapılara dikkat edin. Bakın bunu kullandınız. Şunu kullanmazsan olmaz. Özel bir durum var mı yok mu diye bakın. Genelde böyle bir yapıları böyle yapıştırıp hani şeylerde de yapıyorlar onu. Nerede yapıyorlar? Mesela özdeş dikdörtgenler diyorlar mesela şu kısa kenarları şöyle yapıştırıyorlar. A kısa kenarlardan dolayı sen kısa kenara A dersen uzun kenarı 3A bulabiliyorsun. ÖSYM bunu kullanıyor. Değişik yapıdaki sorularda da bunu kullanabilir. Böyle bir durum var mı yok mu? Alt tabanlara üst tabanlara baktığımda yok. Şuraya baktığımda yok. Şuradaki kenar bir işime yaramıyor. Alt tabanın belli bir parçası. A bak bu yan kenar yan kenar yan kenar. Hocam bu da yan kenar bu da yan kenar. Yani yan kenar dediğimiz 2A. Hocam bu da yan kenar. Gördünüz mü buradaki yamukta arkadaşlar? Çıktı mı çıktı. Buradaki yamuğun alt tabanı iki tane yan kenar yaptı. İşte bu. Çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani bunun alt tabanı ne olacak? İki tane yan kenar olacak. Bir yan kenara ben 2A demiştim. O zaman burası 4A olacak arkadaşlar. E o zaman burası 4A ise buraya ne kaldı? 2A üst tabanımızda 2A oldu. Şimdi dikkat edelim. Şu 8 birimi kullanalım. Alt tabanımız 4A. Sonra burası üst tabanımız. Üst tabanımızı 2A bulduk. Bu da yan kenar. Yan kenarı da 2A değil mi? Evet. Toplamda 8A 8'e eşitse A'yı buradan 1 buluruz. E o zaman olay bitti arkadaşlar. A 1 ise burası 4. Burası 2. Burası 2. Burası 2. Ve 30'u karşısı 1 ise e 60'ı karşısı da köküçtür. O zaman bizden şekil 1'deki boyalı bölgenin alanında toplamı isteniliyor. Yani bir yamuktan alt tane var. Bir yamuğun alanını bulalım biz. Bir yamuğun alanı nedir? Alt taban artı üst taban. Yani 4 artı 2 çarp yükseklik. Yüksekliğimiz ne? Kök 3 böl 2. Bir yamuğun alanı ama alttan yamuğun alanı isteniliyor bizden arkadaşlar. Şunlar şunlar sadeleşse 3 kalsa. E, burası 6 kök 3 ile 3 çarptığımız zaman kaç yapıyor? 18 kök 3 yapıyor arkadaşlar. Yani kaçıncı soru? 37. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soru. Böyle ya şu dikdörtgen örneğinde verdiğim gibi gösterdiğim gibi böyle eş şekillerle bir şey oluşturduklarında hani bir yapı bir uzunluk diğer yerdeki uzunluğu verebiliyor. Buna özellikle dikkat edin arkadaşlar. Ya dikdörtgenleri yapıştırırlar ya bu ara moda ikiz yamukları yapıştırırlar ki çok güzel soru olmuş. Ki benim ÖSYM nereden nereye serimde de bir eşkenar dörtgen yapmıştım bu yamuklarla ilgili. Bir de kare yapmıştım mesela. O sorulara da bakabilirsiniz. Gerçekten dikkat edilecek güzel sorular arkadaşlar. Teşekkürler soru yazarları. Mehmet hocam, Resul hocam teşekkürler. Artık kim varsa, ekipte kim varsa. Valla bizleri bu sorularla tanıştırdığınız için her zaman saygı duyuyoruz. Ve ben de çok mutlu oluyorum bunları size aktardığım için. Neyse geldik 38'e. Düzlemde verilen ABCD karesinin BD köşegeni üzerinde. Hemen ABCD karesini çizelim. Hoppala, cuppala, guppala çizdik. ABCD harfleri de yazalım arkadaşlar. Ayıp olmasın değil mi? Kare çiziyorsunuz, harfleri yazmıyorsunuz. Olur mu öyle şey? Olmaz. Diyor ki BD köşegeni üzerinden hemen bir BD köşegenini çizelim. Bir E noktası için EAB açısı. Bak E noktasını şurada seçersem EAB açısı daha dar olacak. E noktasını burada seçtim. EAB açısı 15 derece burası. Şimdi e noktasının A'ya olan uzaklığını kaç vermişler? 2 kök 3 olarak vermişler. ABC'de karesinin alanı nedir diye soruluyor bize arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar kare sorularında yani bu söylediğim şey %99 tutuyor. 15 derece ya da 75 derece 75 derece varsa en nefret ettiğimiz açı ya ne yapıyorduk? Tabii ki köşegen çiziyorduk. Ama mantıklı olan köşegeni çiziyoruz. Ee, zaten burası çizilmiş diğer köşegeni çizelim. Çünkü o zaman 15'in böyle iğrençliğinden kurtuluyoruz o zaman. Bunu çizdiğimiz zaman 45 derece 45 derece olacak ki. Aa bak buraya ne geldi 30 derece. Bitti 15'i de kullanmış olduk. E burada da bu 30 60 90 üçgen oluştu. Çünkü köşegenler dik kesiyor. 90'ın karşısı 4 kökü 30'un karşısı kökü 3. 60'ı karşısı da kök 3 katından dolayı 3. E o zaman burası da 3. 3 3 ise burası 3 kök yaptı. Karenin alanı isteniyor bizden. Yani 3 kökünün karesi yapacaktır. O da kaç yapar? 18 yapar arkadaşlar. Evet 38. sorun cevabı böylelikle Cihan oldu. Geldik 39'a. Reyhan elindeki 14 eş kübün 12 tanesini şekildeki gibi birleştirerek aşağıdaki görüntüyü elde etmiş. Buna göre kalan 2 küpü numaralandırılmış küplerin hangilerinin üzerine koyduğunda oluşacak, oluşacak cismin yüzey alanı en büyük olur. Arkadaşlar ben bir küpü koyduğum zaman yani yüzeyleri yapıştırmamalıyım. Olabildiğince yüzeyi açık bırakmalıyım. Ki zaten ben bunun üstüne koyduğum için bir yüzeye gidecek zaten. Başka da yüzeyin gitmemesini isterim. Çünkü yüzey alanının fazla olmasını isterim. Mesela ben bunu alıp şuraya yapıştırırsam. Hocam buradaki yüzey alanı kaybolmuş olur. E ben yüzey alanının en büyük olmasını istiyorum. O zaman bir yere yapıştırmam lazım. O zaman şunu alıp birinin üstüne yapıştırdığım zaman sadece tek bir yüzeyi yapışmış oluyor. O zaman bire koymamda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Geldim bunu buraya koydum. Tek bir yüzeye bir şey yapmış oldu. Sonra bu küpü gelip şuraya koyabilir miyim? Hayır. Buraya koyarsam zaten 4-5-6'ya koyamam. Birer yüzler kaybolmuş oluyor. 2'ye koyarsam e o zaman 2 ile şuradaki küpte bunu buraya koyduk ya. Birer yüzleri gitmiş olur. O zaman olabildiğince aykırı. Bunu da buraya koyarsam arkadaşlar. Şunu da şuraya koyarsam olay bitti mi? Bitti. Sadece bir yüzünü kaybetmiş olduk yüzey alanında. Dolayısıyla arkadaşlar yüzey alanı en fazla durumda 1 ve 3'te olmuş olur. Yani cevabımız o zaman ne yaptı arkadaşlar? Denizli yaptı. Evet 39. soruyu Denizli bulduk. Geldik 40. soruya. Melek kardeşi için aldığı dikdörtgen prizması biçimindeki hediye paketini üst taban ABC'de dik yamuğu olan prizma biçimindeki öne açık duvar rafına şekil 1'deki gibi yerleştiriyor. Eyvallah. Sonra şekil 2 ve şekil 3'te duvar taraf duvar rafına yerleştirilen hediye paketinin üstten ve önden görünümleri verilmiştir. Üstten baktığında bak burası açık ya böyle. Üstten baktığında şöyle göreceksin. Şöyle göreceksin. İşte ondan bahsetmiş. Tamam. Üstten baktığında böyle görünmüş. Eyvallah. Ee, bir de önden baktığımda da yani şuradan baktığımda da arkadaşlar şu yönlü baktığımda da ben zaten burayı görürüm. Değil mi? Yani şu sadece bu dikdörtgeni görürüm. Şunun üstünü göremem. Bu dikdörtgenin de şurasını 5 bölü 2 olarak vermişler. Şuradaki uzunluğun da önden baktığımda da hocam şurası Şuradaki uzunluğu mu olmuş oluyor arkadaşlar? 8 birim. Evet buradaki uzunluğu 8 birim olmuş Oluyor. Yani Şurada ben Ne, ne isteniyor? Bu paketin hacmi mi isteniyor? Bu paketin hacmi isteniyorsa Paketin üstten görünümde şu şekilde olacak ya. Paket tamamen bu şekilde ya. Ben şu uzunluğu bulmalıyım. E Buraya kadar getirdiğim zaman, böyle getirdiğim zaman A'ya kadarki olan kısmının ne kadar göründüğünü biliyorum ben. 8 birim olduğunu biliyorum. Başka bir şey vermişler mi bize arkadaşlar? Şuraya 9 vermişler. Buraya 2 vermişler. E hocam başka bir şey var mı? Şurada bir dik yamuk var. Buradan bir dik çizebiliriz aslında ama bunu dikdörtgene de tamamlayabiliriz isterseniz. Sanki dikdörtgene tamamlamak daha mantıklı olacak. Şunun üzerinde bir işlem yapıyorum. Dikdörtgene tamamladığım zaman ne geldi? Hocam 9 9sa burası da 9. Ne kaldı buraya? 7 kaldı. A ya da burası üçgen. Burası ne oldu arkadaşlar? 6 oldu. Şuradaki uzunluk 9. Tamam kutunun bir uzunluğunun zaten 9 olduğunu biliyoruz. Bana ne lazım arkadaşlar? Kutunun şurası lazım. He. Bak. Soruyu soruyoruz bazen sık, e, takıldığımız zaman. Hocam ben bu uzunluğu bulmak zorundayım. O zaman şurayı bulmak zorundayım. E burada ne çıktı arkadaşlar? Hop bala bala. Şurası 8 birimken burası da 8 birim mi? 8 birim. Burada bir paralel kenar çıktı. Yani temel orantı benzerliği çıktı arkadaşlar. Şurada bir paralellikler var. O zaman temel orantı uygulayalım. Şunun tamamının oranı x bölü x artı 8 eşittir 3 bölü 7 mi yaptı? Evet. İşler dışlar 7x eşittir 3x artı 24'ten 4x eşittir 24'ten x'i buradan 6 mu bulduk? Aynen öyle. Hocam şurayı 6 bulduk. Şuradaki x'i 6 bulduk. E o zaman burası 6. Yükseklik 5 bölü 2. Şu uzunlukta 9 olduğundan burası da 9. Benden bu kutunun hacmi isteniliyor. Yani 6, 5 bölü 2 ve 9'u çarpacağım. Şunlar sadeleştiği zaman 3. 3 kere 5 15. 15 ile de 9'u çarptığımız zaman şöyle yazayım 15 çarpı 9 5 kere 9 45. 135 mi yapıyor? Evet gençler 135 yapmış bulundu. Yani cevabımız C çıktı. Yani 40. sorunun cevabı C çıktı arkadaşlar. E arkadaşlar böylelikle TYT'de 10. denemende çözümünü yapmış bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani deneme 11'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.